PJ ile Emmett kiralarını ödeyemeyeceklerini fark edince yeni bir ev arkadaşı aramaya karar verdiler. Ama ikisi de kimi seçecekleri konusunda ortak bir karara varamayınca ev arkadaşı adayları birlikte eve çıkıp PJ ile Emmett'ı terk etti. Tek terk edilen onlar da değildi bu hafta. Gabe de Lauren'ı terk etti. Ama aslında bu Teddy'nin suçuydu. Lauren Gabe ile konuşmak isteyince onun Gabe'den ayrılmak istediğini zanneden Teddy Gabe'e bunu söyledi. Ve Gabe kalbi kırılmasın diye önce kendisi gitti ve Lauren'dan ayrıldı. Tabi durum aslında hiç de böyle değilmiş ve olay çok uzamadan tekrar barıştılar. Sizsiz olun, başkasının ilişkisine sakın karışmayın arkadaşlarım. Yoksa muhteşem bir aşkı bile ayırabilirsiniz. Teddy ise yine bir uzak mesafe aşkı mağduru oldu. Bill ile her şey yolunda giderken onun evine geri dönmesi gerekti ve bu yüzden Teddy ile ayrıldılar. Ama sanırım Bill'un gitmesine Bob Teddy'den daha çok üzüldü. Sonuçta muhteşem bir takım olmuşlardı. Mahalledeki arabaların camlarına sabun süren biri yüzünden bütün mahalle ayağa kalktı. Ve Amy ve Bob'un önderliğinde olayı çözmeye karar verdiler. Çok şaşırtıcı ki olayı en sonunda PJ çözer gibi olmuştu. Ve itiraf edeyim, ben de tam olarak PJ gibi düşünüyordum. İkimiz de yanlış düşünüyormuşuz. Ama olsun. Bence hala muhteşem bir teori. Teddy'nin video günlüklerini gelecekte Charlie'nin izliyor ve problemlerini bu şekilde çözmeye çalışıyor olduğunu görmek gerçekten çok tatlıydı. Bu arada Charlie her yaşta çok tatlı ve çok güzel. Ama büyüdüğü zaman gerçekten tam da hayal ettiğim gibi harika bir genç kız olmuş. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak. Ben de sizin gibi çok bir şey bilmesem de tek bildiğim... İyi şanslar Charlie. Buna ihtiyacın olacak gibi.